Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda penye ipten yapmış olduğum yuvarlak çantanın kenar yapımında uyguladığım bir farklılığı, bir tekniği anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videomda bu modelimizin örülüşünü tüm detaylarıyla göstermiştim. Sadece bu videomda kenar kısmını göstereceğim. Yuvarlak tabanımızı, çantamızın tek parçasını ördükten sonra kenar kısmına geçiş aşamasında bakın şöyle videodan da gözüküyor içe doğru eğilme var örgümüzde içe doğru toparlanma oluştu bunu nasıl engelleyebiliriz ondan bahsetmeye çalışacağım bu modelimde linkini yapılış linkini ekranın sağ üst köşesine ekleyeceğim oradan izleyerek yapabilirsiniz yuvarlak kısmımızı tek parçamızı ördükten sonra Kenar kısmını tabanımızı yukarı doğru yükseltirken her deliğe tek sıra sık iğne yaparak başak modeli oluşturarak örgümü yapmıştım. İpim daha kalındı. Yeşil ipim daha ince. O yüzden içe doğru çökmeler oluştu. E, aynı sayılarda yapmama rağmen bu ipimde olmadı. E, Instagram adresim sağ üst köşede. Oradan bana çok sorular geliyor. Nasıl e, bu şekilde yapıyorsunuz? bazen bizimkiler içe doğru çökük oluyor diye onu kısaca açıklamak istedim. İpinizin inceliğine kalınlığına göre değişebiliyor. Dediğim gibi bu tabanımda tek sıra olarak yaptım. Hiç arttırma yapmadan yukarı doğru duvar kısmımı ördüm ve içe doğru bir çöküklük oluşmadı. Fakat bu ipim daha ince olduğu için ördükçe içe doğru çökmeler oluştu. İlk sırayı bu şekilde normal ördüm. Her deliğe tek bir tane sık iğne yaparak boşak, başak modelimizi oluşturdum. Çantamın tek parçasını ben yapmıştım. İkinci parçasını da videoda sizlerle paylaşacağım. Her sıraya tek yaparak ilk sıramı oluşturdum. ikinci sırada çift 1 2 3 tek çift 1 2 3 tek olarak ikinci sıramı devam ettim. Burada 3 tek bir çift yerine 4 tek bir çift de 5 tek bir çift de yapabilirsiniz. Tamamen sizin elinize ipinizin inceliğine kalınlığına göre değişecek bir sayı. Göz kararı oradaki sayınızı belirleyebilirsiniz. 7 numara tığla örüyorum. İlk sıramı bitirdikten sonra bir zincir çektim. Üst sıraya ikinci sıraya geçişimi yapıyorum. Bir tek, bir tek bir tane daha tek yapacağım. Ee, ipimi de diğer ipime geçişte göstermek istedim. İpim de burada bitmişti. Düğüm atmadan iplerimin arasında düğüm atmadan ya da dikiş yapmadan diğer ipimize nasıl geçildiğini de göstermek istedim. Şimdi tekrardan Başak modelimizi oluştururken ilmeğimi aldım ve artık bunu almıyorum. Yeni olan ipimi Şöyle ucundan biraz bırakacak şekilde tığımla onu alıyorum. İki ipim de alt tarafta kaldı. Bunlar çıkışmasın diye gizleyerek örgümü yaparken örgümün altında kalacak şekilde devam ediyorum. 1 2 3 tek yaptık. Diğerini çift yapacağım. Aynı deliğin içine iki tane sık iğnemi yaptım. Şöyle arkadan da gösterirsem bu kısa kalan iplerimi alttan yürütmüş oluyorum. Tekrardan bir tek bir tek bir tek ve çiftimi yapacağım. 3 tek yaptıktan sonra bir çift yapıyorum. Aynı deliğin içine iki tane sık iğnemi oluşturuyorum. Bu arkada kalan kısa ipleri artık kesebiliriz. Bu şekilde yaptığınızda düğüm atmadan dikiş dikmeye gerek kalmadan iplerinizi birleştirmek için bir sonraki ipiniz yarım kaldığında bir sonraki ipinize geçişinizi yapabilirsiniz. Ben bu sırayı 3 tek 1 çift 3 tek bir çift olarak devam edeceğim. Bir üst sırayı da tekrardan göstereceğim. 3 tek bir çift yaparak ikinci sıramı tamamladım. İçe doğru olan toplanmayı engellemiş olduk sıramızda arttırma yaparak duvarımızı düz bir şekilde yukarıya doğru örmüş olduk. Dediğim gibi burada belli bir sayı vermiyorum. 2 tek bir çift de olabilir. 4 tek bir çift de olabilir. Tamamen sizin ipinizin inceliğine, kalınlığına, elinizin gevşekliğine, sıkılığına göre buradaki sayılarınız değişecektir. Şimdi birleştirmemi yapıp sıramın sonuna geldim. Birleştirmemi yapıp bir zincir çektim. Üçüncü sıraya geçişimi yapıyorum. 3. sıramda hiç arttırma yapmıyorum. Her deliğin tam orta noktasına Başak modelimi oluşturarak bir tane Başak modeli modelimizi oluşturarak 3. sıramızı tamamlıyoruz. Eğer hala sizin içe doğru toplanmanız engellenmediyse daha sık çift yapmanız gerektiği içindir çiftlerinizi arttırdığınızda içe doğru olan toplanma engellenecektir. Çok da sık sık da çiftlerinizi çok birbirine yakın yaparsanız bu sefer dışa doğru çok genişleme olacaktır. Onu siz artık göz kararınıza göre sayılarınızı belirleyip ördüğünüzde daha net anlaşılacaktır. Bu şekilde paylaşmak istedim. Çantamın detaylı yapılışı diğer videomda mevcut. Dediğim gibi linkini eklemiştim. Oradan seyrederek modelimizin tamamını yapabilirsiniz. Ben sadece bu videoda ufak bir detaydan paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın.